Programına geçeceğim ama önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Putin'in bu sabah yaptığı açıklamalara bir tepki var mı? Onu dinleyelim. Sena, Birleşmiş Milletler'den iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi Amerikan gazetesini açarsanız manşette Putin'in kısmi seferberlik açıklaması var. Yani Amerika'nın gündeminde Putin'in açıklamaları şu anda sabahın erken saatlerinde gelmeye başladı. Bilhassa Amerikan medyasında Putin'in nükleer tehdidi, Rus ordusunun zayıfladığı, Putin tehlikeli oyun yapıyor gibi manşetleri görüyoruz tüm ana akım medyada ve şu anda da Rusya konusunda ilerleyen saatlerde de Biden yönetiminden açıklama bekliyoruz. Zira şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Başkan Biden yaklaşık 3 saat sonra Birleşmiş Milletler'de genel kurulda konuşma yapacak ve ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı üzerine konuşması bekleniyordu ve Putin'in de son açıklamalarına da yer vermesi bekleniyor. Dün Pentagon ve Beyaz Saray'da yapılan basın toplantılarında Rus ordusunun zayıfladığı ve toplu katliam yapılan mezarlarla ilgili açıklamalar vardı. O nedenle aslında Biden yönetimi yakından takip ediyordu Rus ordusunun da durumunu. O nedenle bugün biz birçok basın toplantısında Putin'in açıklamalarını göreceğiz. Ama şu an itibariyle Amerikan medyasında yoğun olarak açıklamaları işleniyor. Bir yandan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da alayım senden ve Amerikan Başkanı Biden'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir hitabı olacak. Tüm programı senden deneyelim. Birleşmiş Milletler gündeminde ne var? Sena, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günü. Gece yurda dönecek. Şu an itibariyle 3 tane programı görünüyor. Önce SETA Washington'un düzenleyeceği düşünce kuruluş liderleriyle bir toplantısı olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEİK ve TAİK'in organize edeceği 12. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşacak. Burada Amerikalı CEO'larla bir araya gelmesi bekleniyor yuvarlak masada. Ve son olarak da son iki gündür de Biden'ın resepsiyonuna katılacak mı, katılmayacak mı soruları vardı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın resepsiyonuna katılacağım diyordu. Ve şu an itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Biden'ın Türkiye saatiyle gece 2'deki resepsiyonuna katılacağını, ayaküstü konuşması veya selamlaşması da bekleniyor. Bunu da takip edeceğiz ve gece saatlerinde de yurda dönecek. İkili görüşmeler olabilir şu an itibariyle yok görünüyor ama son dakikada eklenecek bazı ülke liderlerinin olacağı bekleniyor. Başkan Biden'ın Türkiye saatiyle 17.30 civarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor. 3-4 tane madde var Sena. Birincisi Ukrayna Savaşı, ağırlıklı bunu konuşacak. Gıda güvenliği, küresel sağlık ve ilk defa ki bunu basın toplantılarında Ulusal Güvenlik Danışmanı da söyledi. Başkan Biden'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu konusunda açıklama yapması bekleniyor. Bu ilk, hatırlanacağız diye Türkiye uzun zamandır Birleşmiş Milletler yapısını eleştiriyordu ve Amerika'nın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. Tabii konuşması yakinen hem dünya kamuoyunda hem de Türkiye'de de takip edilecek. Biz de Habertürk olarak sahadan tüm gelişmeleri canlı olarak vermeye devam edeceğiz. Cüner Medya Grubu, Amerika Birleşik Devletleri.